Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Deniz Volkan Yürük. Namı değer Volkan abi, artık beni zaten tanıyorsunuz değil mi? Evet, süpersiniz arkadaşlar. Hala kanalıma abone olmadıysanız aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Eğitim ve eğlence videolarıyla devam ediyoruz. Bugün size Fight for Survival, yani Hopeless Land adıyla bilinen PUBG'nin benzeri bir oyundan bahsedeceğiz. Bakalım, şimdi oyuna gidiyoruz. Umarım beğenirsiniz. Hadi bakalım. Şimdi oyun öncelikle çok PUBG benzeri bir oyun. Burada size eğitim veriyor. Bunlara geçiyorum ben. Bunlara ihtiyacımız yok. İşte nasıl oynanacak, kaç para harcarsanız ne kadar iyi oynayabilirsiniz, ne kadar rahat oynayabilirsiniz gibi günlük check-in'ler var. Burada da aynı şekilde. Yine burada da görevler var aynı şekilde. Ödüller alıyorsunuz. Daha biz hiç oyuna girmeden ödül aldık. Şimdi bir giriş yapacağız. Altın sikke diyor. 10 bin altın sikke diyor ya. Abi bir oynasaydık kardeşim ya. Oynasaydık ondan sonra. Acemiye hediye. He. Acemiye hediyeymiş. Şimdi alışveriş bizim için gereksiz. Çünkü paramız yok. Karakter bu. İndirgenen karakter bu. Böyle elbisesini değiştirebiliyorsunuz. Kendisini değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz bunu alabilirsiniz ama bunlar paralı. Şimdi biz bununla direkt bir başlayalım. Yüz hatları falan gördüğünüz üzere çok da iyi değil. Ama oyun nasıldır bilemiyorum. Yani oyunu bilemediğim için. Şimdi bunlar hep kilitli. Bu kahramanlar çok güzel ama kilitli. Oynansın mı? Bunu alacağız. Mecbur bunu alacağız yani. Başka da bir şey alamıyoruz yani. Varımız yoğumuz bu yani. Yüzlerce insan. Evet. Başlatsın bakalım ne olacak. Ben de merak ediyorum. Ama çok da büyük bir beklentim yok. Yani dediğim gibi PUBG benzeri. Ama bak, bunun görüntü kalitesi çok iyi değil. Daha önce ben Fear oynamıştım. Fear çok iyiydi. Yani bunda da yine sensitif çok yüksek. Evet, görüntü bu. Grafikler çok da iyi değil yani. Şu renge bak. Işık mışık vermeye çalışmışlar ama hiç çok kötü yani. Buna bakınca işte PUBG yapanların ne kadar kaliteli grafik tasarım yaptıklarını anlıyorsunuz. Ama bu oyunun da artısı hızlı. Hızlı olması yani. Şimdi bir başlasın bakalım. Karakterler biraz sınıfta kaldı benim için. Free Fire'da çok daha ilginç karakterler vardı. Bu da online. Burada da bir sürü insanlar var. Görüyorsunuz. Diğer oyuncuların katılması bekleniyordu. Katıldı. Uçağa bakıyoruz. Evet, uçak deniz uçağı. Yani denize de inebilen bir uçak. Güzel, değişik düşünülmüş. Atlayalım. Atla. Evet, atlama tuşumuz yok. Birini mi takip ediyoruz? Ben gene kendim atlayayım bunda da. Evet, bunda da normal atlıyorsunuz PUBG gibi. Evet, çok yön veremiyorum mesela. Mouse'la yön veremiyorum şu anda. Şöyle yapayım. Heh. Mouse'u kapatayım. Evler kutu gibi. İlginç. Öyle çok kolay değil. Evet, güzel. Sensitivity çok yüksek. Onun için birazcık yavaş oynamam lazım. Yani mouse'u kontrol etmek çok zor. Evet. Bayağı çizgi film vari bir şey yani bu. Eve bakar mısın? Çok ilginç. Burada da camlar var. He, camı kırıyorsun. Güzel. Güzel bir ayrıntı.
Bak PUBG'de mesela bu eksik. Evlerde cam yok mesela. Oradaki evlerin hepsinin camı yok yani. Kimse de demiyor ki lan bu evlerin niye camı yok acaba? Kimse de merak etmiyor yani. Şimdi bunda da iki silah var. Gene tavama var. Harita hiç iyi değil. Harita. Yani harita berbat. Şimdi görüntü olarak, mekan olarak aynı gibi ama dediğim gibi renk farkı var. Yani bak yeşilliklere bakarsanız detay olarak grafiksel bak buradan baktığınızda görüyorsunuz nasıl gözüktüklerini. Yaklaşınca güzel oluyor. Uzaktan biraz başarısız. Şimdi silah değiştirme. Evet, güzel. Bombayı değiştir diyor. Evet, silah değiştirme güzel. Yani şu anda bombalama noktasındaymışız zaten. Evet, birisi beni vuruyor şu an. Bak gene vuruyor. Evet, şuradakiymiş. Oğlum dışarıda bombalama varken sen beni niye vuruyorsun? Manyak. Evet, bu onu vurmaya çalıştı ama vuramadı galiba. Şurada. Kaçtı. Nereye kaçtı? Bir ateş sesi çok yüksek. Bak şu taraf. Ulan iki kişi misiniz siz? Bu ne oğlum? Allah senin belanı vermesin. Evet, ilginç bir şey yapmışlar. Bunda da yine emülatörüm aynı olduğu için aynı tuşları kullanıyorum. F ile alıyorum ama silahlar abartılı bir ses var silahlarda. Yani olağanüstü bir ses var. Evet, direkt bana kutu gösteriyor. Şimdi kutuya gideceğim. Acun Bey kutuma gitmek istiyorum. Var mısın yok musun gibi oldu. Evet, çizim bu. Yani sizin beğeninize sunuyorum. Grafikler bu şekilde. Biraz daha çizgi film var. Evet, bomba patlayacak. Hemen şu eve gireyim bari. Bu demin patladı zaten. Ne çabuk yana geldi ya. Çok ilginç yani. Burada şimdi bak evler fena değil arkadaşlar görüyorsunuz. Evler fena değil. Evlerde cam olması bence müthiş. Müthiş iyi yani. Silah olarak da ekstra PUBG'de olmayan silahlar var. Ama dediğim gibi ses olayını biraz abartmışlar. Silahın sesi çok yüksek, patlamalar çok yüksek. Mesela silahın açıklaması yok. SPA S12 diyor ama kaç milimetre nedir bilmiyoruz. Şimdi biz 12 kalibrelik av tüfeği mermi olarak kullandığı camlar böyle. Ateş edince kırılmıyor. Evet, biri beni vuruyor şu an. Evet, öldüğü zaman da kuru kafa çıkıyor yine. Çok ilginç, çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Evet, öldüklerinde de böyle bir şey çıkıyor. Yerini belli etmek için böyle bir kutu bırakıyorlar. Bu kutu da ilginç. Ne oldu? Enerjime bakıyorum. Nerede diye. Enerjim bayağı az. Alalım biraz enerji. Bakalım ne kadar yükseltiyor. Evet, enerjim bayağı azalmış. Enerjin azaldığında hız da azalıyor arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. Şurası da hızlı koşma alanı. İki enerjiniz var anladığım kadarıyla. Onu anladık yani. Enerjimi fulleyecektim ama evet,
etme. Ya kardeşim, ben burada enerjimi fulluyorum. Sen niye gelip bana saldırıyorsun? He? Terbiyesiz. Evet, adam çok beklemiyorsunuz adam. Yani direkt adamlar geliyor. Evet, görüyorsunuz gene bunda da aynı şey oldu. İyi. Dürbün aldık. Bir bakalım şu dürbünü bir deneyelim. Evet, kullandık. Şu çok karışık. Yani bu çantaya bakar mısın? Çantayı açınca bütün ekran şu anda kapanıyor. Yine bombalama. Abi, bombalama işi var ya, bu bayağı abartı yani. Böyle durmadan bombalama. Koşması çok yavaş. Çok yavaş koşmak. Yani bak, görüyor musun koşmayı? Biraz da benimle alakalı tabii. Şu an koşma hızım azaldı çünkü. Bombalama devam etsin. Şimdi bir sağlık kiti falan, onlara bakacağım. Bilmiyorum yani, ben adamların böyle çok sık gelmesi güzel. Yani 2 saat adam aramıyorsunuz falan. Bak, camın kenarında durduğunuzda bombadan etkileniyorsunuz. Güzel. PUBG'de de öyle zaten. Çok yakın olursanız etkileniyorsunuz. Onu zaten biliyorsunuz. Şu an enerji olarak sıkıntım var. Çünkü enerjim bayağı düşüyor en ufak şeyde. Ve evet. Yedekte enerjim yok. Birisi bana ateş etti şimdi. Şurada. Evet, ısrarla vuruyor. Nereden vuruyor? Sen nereden geldin ya? Bakayım bunda bir enerji var mı? Yok. İyi, bir enerji verdi. Silahı değiştir demiyor da bombayı değiştir diyor. El bombası aldım. Bunlar için de kısa yol atamanız gerekiyor. Hızlı olması için, ölmemeniz için. Ben şimdi direkt oyun tanıtımı yaptığım için çok kasmadım. Bunlarla uğraşmadım. Direkt oyunu 0 kilometrede açtım size. Ve dediğim gibi sizle beraber öğreniyorum. Şimdi helikopter sesi geliyor. Acaba oyunda helikopter mi var? Ne bu? Alan. Evet, helikopter dediğiniz alan. Şimdi hızlı koşmaya basacağım. Hızlı koşmam bitmiş. Hızlı koşmayı da almanız gerekiyor. Neyden alıyorsunuz hızlı koşmayı, onu bilmiyoruz. Öğreneceğiz. Şu an mesela benim hızlı koşmam bitmiş, yukarıda bak gösteriyor. Hızlı koşman yok diyor. Harita çok basit. Yani bence hani anlaşılabilir ama grafik açısından düşük. Yani düşük yani grafik olarak, ama anlaşılırlık bakımından bence çok güzel. Yani anlaşılırlığı çok iyi yani. Öyle şey olarak da dediğim gibi biraz enerji olarak fazla enerji. Yani böyle Street Fighter oynar gibi en ufak kurşunda böyle enerjinin gittiğini gözle görüyorsunuz. Topak topak gidiyor yani. Şimdi şurada bak bir adam var gene. Güzel yani bak. Bu harita bana göre PUBG'deki haritadan daha iyi. Alo. Merhabalar, buyurun. Ne zaman olacak? Siz o paranın üzerinden alıyorsunuz değil mi? Yani mesela siz onun üzerine... Ha, bütçesi bayağı düşükmüş ya. Ama kaç gün sürecek? Bir gün mü sürecek? Ya bir günse uygun ya benim için. Tamam, saygılar, teşekkürler. Evet, şu anda bir de reklam görüşmesi yaptık arkadaşlar. Çok güzel. Kızılay soda reklamına seçildik galiba.
Şimdi bakıyoruz. Sınırlı alan diyor. Haritaya gene M'den bakıyorsunuz. Harita bu şekilde gözüküyor. Dediğim gibi haritaya çok önem vermemişler. Ama bence anlaşılır olması bana göre yeterli. Yani gerisi fasafiso yani. Ne gerek var öyle detaylı haritaya. Evler de aşağı yukarı aynı gibi ama şu otlar biraz sıkıntılı ki ben yani şu an en iyi seviyede açmışımdır yani. Çünkü benim bilgisayar bayağı maşallah var, sağlam. Buna rağmen görüntü bu şekilde, yakınlaşınca düzeliyor. Uzaktan bakınca grafikler bu şekilde gözüküyor. Bakın. Şimdi buradan bir yerden ateş geliyor. Burada bir baraj var. Bu baraj güzel. Yani ayrıntı olarak güzel, farklı. Barajı da sevdim. Bak şuralar çok sönük. Yani grafikler yaklaştıkça netleşiyor. Böyle bir olayı var. Ama sizin oynadığınız bölge burası olduğu için buralar net. Şu tasarım zaten PUBG'nin aynısı. İlk aşamasıydı. Erangel'da bu çiçekler vardı. Sonra bunlar gitti. Sarı güne bakan çiçekleri geldi. Bu menekşeleri kaldırdılar. Evet, alan geliyor. Alan aynı şekilde geliyor yine. Yani ben oynanabilir gibi görüyorum. Yani oynanır yani. Zevkli. Yani bir PUBG ile bunun arasına seçim yapmak gerekirse tabii ki PUBG'yi seçersin ama şu an için iyi yani. Şimdi alana doğru gideyim. Bunda da evet. Bu koşma işi çok yavaş. Dediğim gibi sınırlandırılmış alan sonucu. Ve böyle anında bir yatma olayı var. Yani bence güzel. Şimdi güvenli bölgedeyim. Bu baraj güzel, fena değil. Yani benim hoşuma gitti. Dediğim gibi koşma olayı da bitmiş benim yani. Onun için koşamıyormuş. Nasıl bitmiş onu da bilmiyorum. Şuradaki göstergeleri de isterseniz kapatabilirsiniz ama dediğim gibi belki telefonla oynayanlar varsa görsünler diye parmak hareketlerini gösteriyor. Ben çok detaya girmedim. Dediğim gibi sadece oyunu birebir göstermek adına çok da bir şey değiştirmeyeyim ki hani siz de açtığınızda "Aa Volkan abi böyle bir şey var" demişti. Hani yok. Orijinal neyse o şekilde açıyorum oyunu. Şu anda 12 kişi kaldı. Ben 4 kişiyi bitirmişim. İyi. Dürbün de çok iyi. Yani dürbün görüşü çok iyi. Direkt açıyorsunuz. Anında dürbün bakış yapmıyor. Sonra zoom yapıyor mesela açtıktan sonra. Şu şekilde. Yani sizin dikkatinizi daha iyi vermenizi sağlıyor. Şimdi şurada bir işaretli nokta var. Onu kim işaretlemiş? Benim adamım işaretlemiş. Yoksa düşman mı işaretlemiş? Bilmiyorum ama oraya doğru gidiyorum. 10 kişi kaldı şu anda zaten. Yani şu an için bence iyi yani. Yani görüntü de fena değil. Bak şu grafikler çok iyi. Duvarın dökülmesi falan. Bu detaylar güzel. Tabi bu zevk meselesi. Çoğu kişi böyle şeylere takmayabilirsiniz siz. Ama ben takıyorum yani. Sırt çantası dolu diyor. Şimdi sırt çantasını açınca da ekran maşallah ana baba günü oluyor. Sırt çantası bu şekilde. Şimdi burada da mesela neyi kullanıyorum, bana ne lazım, ne lazım değil. Bunu da ne yazık ki göstermiyor. Bunu da sizin bilmeniz gerekiyor. Size lazım olanları bilmeniz gerekiyor. Benim adam burada. Ona doğru ilerliyorum. RYSGSG diye. Evet, oyunun
Çin üretimi olduğunda buradaki yazılardan anlıyorsunuz zaten. Zaten ne varsa onlarda var yani. Hastalık da onlarda, oyunlar da onlarda. Evet, şimdi 7 kişi kaldı. Benimle beraber. İlk defa oynuyoruz. Sizinle beraber çözüyoruz. Evet, bunda da araç var. Görüyorsunuz. Araçta bu şey. Oo, araba çok iyi. Araba çok iyi abicim. Arabanın güzelliğine bakar mısınız? Bence şahane. Araç şahane. Araç şahaneymiş yani. Ben bayıldım. Evet. Böyle sesler, uyarılar geliyor ama tabii ben çok kale almıyorum. Şimdi haritaya bakayım. Evet, alanın tam ortasındayım. Güzel. Şimdi burada bir çarpışma olacak. Artık son noktaya gelmişiz. Ama şu an herhalde sudalar mı ne der bilmiyorum. Şimdi bilgisayardan oynuyorum ben. Onun için koşmaya bastığım zaman, bıraktığım zaman elimi yine de koşuyor. Biraz riskli. Onun için kontrollü gitmeye çalışıyorum. Evet. Al diyor. Oğlum al. Al. İlk yardım çantası dolu. Şimdi şuradan bir şeyler atayım. Evet. Attım. 5.50 el bombası var. Şimdi 5 kişi kaldı. Şampiyon olacağız. 8x aldık. Şimdi camları zıplarsanız kırılıyor. Ama ateş ederseniz kırılmıyor. Böyle bir ilginç sistemi var. Şimdi ben bir sağlık olarak takviye yapayım istiyorum. Evet, yapamazsın diyor. Zaten diyor %75'im var diyor. Neyin korkusu bu diyor. Camı görüyorsunuz. Alan geliyor. Şu camı da kıralım. Ateş ediyorum. Camı kırıyorum, atlıyorum. Deminki cam kırılmamıştı ama bu kırıldı, ilginç. Şimdi diyor koşabilirsin hızlı diyor. Hızlı koşması da bu kadar. İyi, güzel. Şimdi aynı yerde dönüyoruz. Benim iki adamım var. Bir de ben üç. Bir kişi var şu anda, bir kişi. Tek bir kişiyi arıyoruz şu anda. Nerede olduğu konusunda şüpheliyiz, yok yani. Bir kişi için şu an dolaşıyoruz. Nerede bu adam? Nerede? Yani tabii ki pusuda ama nerede? Evet, burada da bomba var. Ama şu an için. Tavayı aldım. Neredesin oğlum? Evet, vurdular. Ben vurana kadar birisi vurdu. 4 kişiyi öldürerek şampiyon olduk oyunda. Gördüğünüz üzere. Böyle bir oyun. Hapçı çakması bir oyun. Seçenek olabilir. Hopeless Land diye geçiyor ama aslında oyun Fight for Survival ismiyle bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben beğendim. Yani oynanabilir. Hani çok kötü değil. Oynanabilir. Güzel. Grafiklere çok takılmayın. Ama dediğim gibi biraz karışık. Yani böyle değişik çantaları var. Yani çanta muhabbeti karışık. İşte olay karışık. Harita çok güzel, sade. Onun dışında
oynanabilir bir oyun yani. Değişiklik isteyenler için. Bir de adam çok aramıyorsunuz. Adamlar direkt geliyor yani. Gene 100 kişiyle oynanıyor. Yine uçaktan atlanıyor. 23 saat 59 dakika sonra şu silah altın olarak bana gelecekmiş. Onu bekleyemeyeceğiz şu anda. Yani daha ilk oyunda iyi oynadık. İyi savaştık gibime geliyor. Yani bilmiyorum daha nasıl olur. Daha ne kadar oynanır. Yani ilk defa oynamamıza rağmen bunların hepsinin kilitleri açılacak. Hayır, hayır, mayır falan bunlar ne işe yarıyor anlayamadım. Hayır, 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 hayır yazıyor. Israrla hepsinin altında. Yani şu anda yok. Alamadınız mı demek istiyor acaba? Sanki. Şu neymiş? Bu da kızmış. Bu da, buna da paramız yetmeyebilir yani. Evet arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Lütfen aşağıdan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi stüdyomuza Volkan abiye bağlanalım. Bakalım o bize neler söyleyecek. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere yine sizlerle beraber öğrendik ve yine sizlerle beraber şampiyon olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Bu oyunda sizin için bir seçenek olsun, kenarda dursun diye istedik. Hepinizi çok seviyoruz. Lütfen kanalıma abone olmadıysanız hala aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda, eğitim ya da eğlence videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.